Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziği'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle toprak yayınlarının Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu ayeti denemesinin fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Videoyu izlemeden önce yorum yapmayı, beğenmeyi, teşekkür edip selam göndermeyi de unutma. Yerden H1 ve H2 kadar yüksekten V, V2 ve ve 2'ye büyüklüğündeki hızlarla yatay olarak atılan KVR cisimleri şekildeki yörüngeleri izleyerek yerdeki M noktasına çarpıyorlar. KVL cisimlerinin yatayda aldıkları yolların x kadar olduğunu yani menzillerin eşit olduğunu gördüm. Sürtünmeler önemsenmediğine göre h1 bölü h2 oranı karşıtır diyor. Bakın K için yazalım x eşittir K'nin hızı. V çarpı K'nin zamanı TK olsun. Yine aynı X yolunu 2V hızı ile L cismi almakta. 2V çarpı L'nin zamanı da TL şeklinde yazıldı ki. Buradan X'ler yani menziller birbirlerine eşit olduğundan V çarpı TK eşittir 2V çarpı TL şeklinde yazılabilir. Hemen buradan V'ler birbirine laylay sen güneş baban ay olunca TK eşittir 2 TL oldu. TL'ye L'nin zamanla T diyecek olursam K'nin zamanla 2 T derim. Bu durumda L T süre kadar uçmuş havada kalmış. K ise 2 T süre kadar havada kalmış. Serbest düşme yaparlar düşeyde. Düşeyde serbest düşme yaptıkları için bu durumda L T süre kadar aşağı düşerken al diyor H iken 2 T süre kadar da k aşağı düşeceğinden onun da alacağı yol h ve 3 h'nin toplamı olan 4 h olmalı. Bu durumda h1 uzaklığı 4 h'ye eşitken h2 uzaklığı ise yüksekliği yani diyelim bu da h'ye eşit oldu. Oranlarsan birbirine cevap 4 yani d'de Diyarbakır'da bulunmalı. Sürtünmesi önemsiz yatay yolun K noktasında duran m kütleli cisim yola paralel F büyüklüğündeki kuvvetle L noktasına kadar çekildiğinde cismin L noktasındaki hızı v ve L'deki kinetik enerjisi de E oluyormuş. Deney başka bir değişiklik yapılmadan 2m kütleli bir cisimle tekrarlanıyor. Hız ve kinetik enerji niceliklerinin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? K yoluna x diyelim ki yapılan iş, kuvvetin yaptığı iş, kinetik enerji değişimine eşit olmalı burada. Kuvvetin yaptığı iş ne olur? F çarpı x olur. Kinetik enerji ise son enerjimiz E, ilk enerjimiz zaten durduğu için sıfırdı ilk durumdaki enerji. Hemen bunu da şuraya sıfır olarak yazalım. Bu durumda F çarpı x E'ye eşit olur. Kütleyi değiştirmenin bir anlamı olmadığını görüyoruz kütleyi artırıp azaltmak yapılan işi değiştirmediği için kinetik enerji sabit kalmalı. Neden sabit biliyor musunuz? Çünkü F sabit, kuvvet sabit, kuvvetin al yolu sabit, haliyle F çarpı X sabit olmalı. F çarpı X sabitken E de sabit kalır, değişmez. E'nin değişmediği seçenek C ya da E'de. Enerji değişmiyor ama kütle artıyor. Bu durumda son durumdaki enerjimiz E eşittir. 1 bölü 2 m v kareydi. Kütle mken. Ya E sabit. Kinetik enerji değişmedi. Kütle artarsa hız da azalır deriz. Bu durumda hızın azaldığı seçenek d de hız azalır. Kinetik enerji e değişmez. Aynı düzlemde sabit hızlarla hareket eden araçlardan k aracının gere göre hız vektörü vk. L aracının Yere göre hız vektörü VL ve M aracının K aracına göre kime göre K aracına göre. Bu durumda K aracı yani K gözlemci olmalı. K gözlemciymiş. M aracının K aracına göre hız vektörü VKM şeklindedir diyor. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre M aracının L aracına göre hız vektörü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın bağlı hız formülü şu şekildeydi. Bağlı hızı bulurken ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemci şeklinde yazarız. Ve üzerlerinde ok işareti olmalı. Çünkü vektörel işlem yapıyoruz. Bu vektörel işlem şu şekilde yapılır. Çıkarma işlemi. Yani cisim ile gözlemci arasında. Cisim ve gözlemcinin vektörlerinin başlangıç noktalarını yani ayaklarını bağlayalım. M aracının K aracına göre hız vektörü. Yani cisim şu tarafa diyelim. Cisim ve gözlemcinin ayaklarını bağladım. Bir gösterim yapıyorum. Bu da gözlemci ayaklarının başlangıç noktalarını bağladım. Ve bu durumda gözlemciden cisme çizdiğiniz şu vektör bağlı hızı verecektir. Bu mantıkla bulmaya çalışacağım. Yukarıdaki bilgiye göre M aracının K aracına göre diyor. Yani K aracı M'ye bakmış olmalı. Gözlemci cisme, gözlemci K, cisim ise M olmalı. Yani K'den M'ye bir bakış atmalıyız. Bağlı hızımız K'den M'ye doğru çizilmeli. Bağlı hız verilmiş ki aşağı doğru iki birim. Ama bunu K'den M'ye doğru çiziyorum. K'den çizdiğim bağlı hız vkm oldu. Bu durumda M ne olmalı? M cisim olmalı ki M'nin de başlangıç noktası K bağlı olmalıydı. Evet bu durumda çizdiğim şu vektörde evet M vektörü olur. M'nin hız vektörü olur. Yalnız devam ediyor. Diyor ki M aracının L aracına göre kime göre? L'ye göre. L gözlemci oldu bu kez de. L gözlemci ise L'nin kafasından yani okundan M'ye çizdiğim vektör bana bağlı hızı vermiş olmalı. Bakın zaten M ve L'nin ayakları bağlı vaziyette. Ya da başlangıç noktaları bağlı. L gözlemci olduğundan L'den M'ye doğru çizeceğim şu vektör M'nin L'ye göre hız vektörünü yani VML'yi verecektir ki zaten bana bunu soruyordu. Ekranın yukarısına doğru iki birimlik vektör M aracının L aracına göre hız vektörü olmalı. Bu cevap da B seçeneğinde bulunmalıdır. G ağırlıklı cisim yeterince dağınıklı ve esnemeyen ip kullanılarak bir asansörün tavanına şekildeki gibi asılmıştır. İpteki gerilmenin büyüklüğü Asansör yukarı yönde hızlanırken T1, yukarı yönde sabit hıza çıkarken T2 ve yine yukarı yönde yavaşlarken T3 oluyor. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki bulunuz lütfen demiş. Bakın yukarı doğru asansörün A ivmesiyle hızlandığını düşünelim. Yukarı doğru A ivmesiyle hızlanıyorsa net kuvvette ivme ile aynı yönde olmalı. Yani yukarı yönde olmalı. Bu durumda cisme etken net kuvvet yukarı doğru T, Aşağı doğru G vardı. Başka da kuvvet yok cismin üzerinde. Net kuvvetimiz yukarı doğru T eksi G olmalı ki bu net kuvvette cismin kütlesi çarpı asansörün iğmesi olmalı. İlk durumdaki ip gelmesine 1 diyelim T1. Çünkü yukarı doğru hızlanma için buluyorum. Yani buradan T1 eksi G net kuvveti cismin kütlesi çarpı asansörün ivmesiydi ki Buradan T1'i de MA artı G şeklinde bulduk bile. İkinci durumda ise sabit hızla çıkarken diyor. Ya sabit hızla çıkarken sabit hızla yol alırken cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olmalı. Bu durumda net kuvvet sıfır ise cisme şu iki kuvvetten başkası etki etmez zaten. Bir aşağı ağırlığı bir de yukarı doğru ip gerilmesi ki net kuvvet sıfır olduğuna göre bu durumda T2 eksi G net kuvveti sıfıra eşit olmalı ki T2'nin de buradan G olduğunu bulmuş olduk. Asansör yukarı doğru yavaşlamış olsun. Asansörü baştan çiziyorum. A ivmesiyle yavaşlayan hareket yapıyor. Yukarı doğru yavaşlarken bu durumda cisme etken net kuvvet harekete zıt yönde olmalı. Yani şu gösterdiğim ivmenin yönü değilmiş. Aslında hareketin yönüymüş. İvme net kuvvetle aynı yönde olmalı. Cisim şurada asılı duruyor. Bu asılı duran cisme etken kuvvetleri bulalım. Aşağı doğru cismin ağırlığı G, yukarı doğru etken kuvvet T3'tü. Yukarı doğru yavaşladığına göre net kuvvet aşağı olmalı. Aşağı doğru net kuvvetimizi hemen bulalım. Aşağı doğru net kuvvet G-T3 eksi olmalı. G-T3'ten büyük olmalı ki net kuvvet aşağı doğru olsun. Bu net kuvvet de cismin kütlesi çarpı aracın yani asansörün iğmesi ma olmalı. Buradan T3'ü yalnız bırakırsam T3 G eksi ma şeklinde bulunabilir. Şu 3 bulduğum denklemi de karşılaştırayım. Bakın T1 ma artı G, T2 G, T3 ise G eksi ma. En küçükleri en küçük değer en minimum değer T3 maksimum değer ise T1'in değeri olmalı. T2 ise ortanca bir değer. Bu durumda kim en büyük? T1. Ardından T2 ve en küçük değer de T3 olmalıydı. Bu cevapta Adana'da A seçeneğinde bulunmalıdır. Sürtünmelerin makara ve ip ağırlığının önemsenmediği sistemde G ağırlığındaki cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda makarayı tavana bağlayan İpteki gerilmenin büyüklüğü T1. Düşey duvara bağlayan ipteki gerilmenin büyüklüğü T2'dir diyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın G'ye ben 5 Newton demek istiyorum veya 5 diyelim. Bu durumda G aşağı doğru 5 olarak gösterilirse şu ip gerilmesi de 5 olmalı. Bir ipin her yerinde aynı gerilme var. Bakın aynı ipi şöyle takip edersem F ile çektiğim şu ip aslında ağırlığa bağlayıp bu durumda bu da 5 Newtonluk bir değere sahip olur. 5 diyelim yani ona. Bu F'nin iki bileşeni var. Biri şu x eksenindeki bileşen. Biri de y eksenindeki şu bileşeni. 37'nin yanına 4 kedersem 53'tü şu açı. 53 derecenin yanındaki şu bileşen ise 3K olmalı. F ise 5K olmalıdır. Bu durumda bakın 5K Zaten 5'miş. 4K 4'müş. 3K ise 3'müş. Makaranın üstündeki kuvvetlerin dengesine bakalım. Sağa doğru 4K kuvvetimiz var. Sola doğru ise T2 var. Bu durumda sola doğru T2 sağa doğru 4'e eşit olmalı. Yine yukarı doğru kuvvetlerin toplamı yukarı T1 var. Aşağı ise bakın şurada 3 var. Bir tane 3 bir de şu ip gerilmesi ki zaten bu da 5'ti. 5 Beş ve 3'ün toplamı ki bu da 8 yaptı. Bu durumda T1'i T2'ye bölecek olursam 8 bölü 4'ten cevapta 2 bulunacak. D işaretlenir hemen. Düzgün E elektrik alanında bulunan artı Q elektrik yüklü parçacık KLMN yolu boyunca hareket ettirilerek K noktasından N noktasına getiriliyor. Buna göre yolun KL, LM ve MN bölümlerinden hangilerinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur diyor. Elektrik alan artıdan eksiye doğru pozitif yüklere elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yönde etkiler. Sağdaki pozitif yükler artı Q yükünü sola doğru iter. Buna biz elektriksel kuvvet diyoruz. Aynı şekilde soldaki negatif yükler de artı Q yükünü çeker. İşte bu elektriksel kuvvet hem negatif hem de pozitif yüklerin bileşkesi olan bir kuvvettir. Yani pozitif yüklere elektrik alanla aynı yönde bir elektriksel kuvvet etki etti. Lm arasında da bu elektriksel kuvvete şöyle sola doğru olmalı. Mn arasında da elektriksel kuvvet yine sola doğru olmalı. Çünkü nihayetinde pozitif yüklü bir cisim bu. Bu durumda artı Q yükünü bu tarafa doğru götürmek istiyoruz. Yani elektriksel kuvvete zıt yönde olduğu için elektriksel kuvvete karşı iş yaparak K'den L'ye götürüyoruz. K ile arasında elektriksel kuvvete karşı iş yapılır. LM arasında ise elektriksel kuvvet hep hareket doğrultusunda dik olduğundan ne elektriksel kuvvet iş yapmıştır ne de elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır. Yani burada elektriksel kuvvet iş yapmamış. Tersine de iş yapılmamış. Haliyle L'm arasında elektriksel kuvvet iş yapmamış ve yine elektrik alana dik hareket edildiği için L'm arasında yapılan iş sıfır olacaktır. M'den N'ye cismi götürelim bakın. Bu kez de M'den N'ye götürürken uyguladığınız kuvvet zaten uygulamaya gerek yok. Neden? Çünkü kendi haline bırakırsanız zaten M'den N'ye onu elektriksel kuvvet götürür. Dolayısıyla M N arasında elektriksel kuvvet yani FE iş yapmış olur deriz. Bu durumda elektriksel kuvvetlere karşı nerede iş yapılıyormuş? Sadece KL aralığında, cevapta Adana'da. Eşit bölmelere ayrılmış, yatay düzlemde bulunan ve kütleleri sırasıyla 2m, 2m, 3m ve 3m olan K, L, M ve N noktası cisimlerinin hız vektörleri VK, VL, VM ve N şekildeki gibidir. Buna göre L, M ve N noktasal cisimlerinden hangilerinin çizgisel momentumu kendinkine eşittir diyor. Momentum vektörel büyüklük ve momentum P eşittir M çarpı V şeklinde ifade ediliyor. Momentumların birbirine eşit olabilmesi için hem büyüklüklerinin hem de yönlerinin eşit olması gerekiyor. Çünkü eşittir demiş. Büyüklükleri eşittir dememiş. Bakın şu hızın birimi 1, 2, 3. 3 ve olsun hızın büyüklüğü. E, N'nin hızının büyüklüğü 1, 2, 3 yukarı doğru 3 ve M'nin hızı sağa doğru 2 ve L'nin hızı ise aşağı doğru 1, 2, 3, 3 ve oldu. Bakın K'nin momentumu ne olur? 2M çarpı 3 ve K'nin momentumu sağa doğru 2M çarpı 3 vden 6 mv oldu. Onu hemen buldum. Ardından L'nin momentumuna bakalım. L'nin momentumu da yine aşağı yönde bak. 3 çarpı 2 6 mv oldu. L'nin momentumu kendikine eşit mi? Büyüklük eşit ama yönler eşit değil. Eşit diyemem. Bu durumda L'yi seçeneklerden silmek en güzel olacak. Peki M'ye gelelim. M'nin momentumu sağa doğru bakın. Yön sağa doğru. 3 çarpı 2. M'nin momentumu da 3 kere 2. 6 mv oldu. Bakın K'nin momentumu. M'ninkine eşit hınk demiş, burnundan düşmüş. Yani cevap M olmalı. M var, C'de M yok. Cevap B o zaman. N'nin momentumu ise yukarı doğru olmalı ki yön zaten aynı olmalıdır, eşit olmadı 3 kere 3, bu da 9MV7. Zaten yönler eşit olmadığı için eşit değil. Onu da görmüş olalım. Cevabı yine B olarak teyit etmiş bulunduk. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde o noktasından geçen eksen etrafında serbestçe dönebilen metal çubuğa çubukla aynı düzendeki 1, 2 ve 3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulanıyor. Bölmeler eşit ağırlıklı olduğuna göre hangi kuvvetler çubuğu döndürebilir? Uygulanan kuvvetlerin çubuğu döndürmesi için torklarının sıfırdan farklı olması gerekiyor. Tork sıfır ise çubuğu döndüremezler. F2 kuvvetin uzantısını şöyle çizdiğimizde 2 karenin köşegeniydi. Bu durumda evet F2'nin o noktasından geçtiğini ve F2'nin torkunun sıfır olduğunu gördüm. Neden mi? Çünkü tork 2 eşittir F2. F2'nin oya dik uzaklığı sıfır olduğundan torku sıfır oldu. Bu durumda F2 hiçbir şekilde döndüremeyecektir. Ya F1 ya da F3 döndürür. Peki F1'in torku var mıdır? F1'in o noktasına bak dik uzaklığı şu bu uzakla D1 diyelim. Bu durumda F1 bu çubuğu yukarı doğru döndürmek isteyecek. Hocam çubuğun ağırlığı olabilir mi? Öyle herhangi bir şey denmemiş. Ama döndürebilir demiş. Çubuğun ağırlığı olsa bile çubuğun ağırlığı aşağı doğru gösterir Ve yukarı doğru tork yani F1'in torku çubuğun ağırlığına oya göre torkundan büyük olabilme ihtimali olacağı için F1 döndürür. Yani ağırlık da olsa döndürebilir diyor. İhtimal diyor ya. Bundan dolayı F1 döndürebilir. F1 kuvvetinin torku F1 çarpı D1 tork sıfırdan farklı olduğundan döndürme ihtimali var. Hocam F3. F3'ün dik uzaklığını çizelim. Kendisi olmasa dahi uzantısının dik uzaklığı F3'ün oya bir dik uzaklığının olduğunu gösterir. Bu uzaklığa da şöyle D2 mi D3 diyelim. Dolayısıyla buradan tork 3 eşittir F3 çarpı D3 oldu ki hem uzaklığı var hem de kuvvet var. Bakın kuvvetin bir değeri var. Uzaklığında bir değeri var. Dolayısıyla bunun da bir torku olacaktır. F3 de aşağı doğru çubu döndürmek isteyecektir. Böylelikle cevabımız F1 ile F3'ün birlikte yer aldığı seçenek D olmalı. Eşit bölme düzgün çubuk O noktasından geçen eksen etrafında sabit büyüklükteki açısal hızla saat yönünde döndürülürken çubuğun uçlarına yapıştırılmış olan noktasal K ve L kütlelerinin bir anlık görünümü şekildeki gibi oluyor. Tam bu anda K ve L cisimlerinin çizgisel hızları sırasıyla VK ve VL. Açısal hızları ise sırasıyla VK ve VL olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisini doğru olarak verilmiştir diyor. Açısal hızlar saat yönünde döndürülüyor. Yani L aşağı dönerken K ise tersine dönmeli. Bu durumda L saat yönünde alfa kadar açı dönerse K de yine saat yönünde ekran yukarısına doğru alfa kadarlık bir açı döner. Zaten açsalız açı bölü zamandı. Alfa bölü zaman. Alfalar aynı. Zaman da aynı olduğuna göre aynı alfayı tarama zamanı aynı. Haliyle bu da açsalızların büyüklüklerinin aynı olduğunu gösterir. Seçeneklere baktığımda açsalızların üzerinde ok işareti olduğunu, yani açısal hızında vektörel bir büyüklük olduğu için işaretle dikkat etmem gerektiğini görüyorum. Açısal hız bulunurken sağ el kuralına dikkat almamız gerekiyor. Sağ el kuralına göre dört parmağımız dönmeyi çubuğun dönme yönünü yani hızı göstermeli. Baş parmak ise açısal hızı yani omega'yı göstermeli. Bu durumda L için ekranın baş parmağımız ekranın aşağısını gösterirse 4 parmak ise ekran içini göstermiş olmalı. Len açsalızı ekran içi mi oluyormuş? Evet içi oldu. İçine doğru 4 parmak aşağı baş parmak ise ekranın içine doğru oldu. K ise yine ekran yukarısına doğru dönerken 4 parmağımız K'nin yukarı doğru dönme yönünü gösterirken baş parmak yine içi göstermeli. Her iki durumda da K ve Lenin Açısal hızların yönleri aynı olduğundan bu durumda K ve L'nin açısal hızları birbirlerine eşit ve işaretleri de aynı olmalı. Bu durumda C işaretleri farklı aradım cevap olmadı zaten. Şurada ise E'de açısal hızlar birbirlerinin katları bunlar da olmadı. A ve B kaldı elimde. Bu durumda hızlara bakalım. Hız ise çizgisel hızda şöyle bulabiliriz. ve eşittir omega çarpı R şeklinde bulalım ki bakın dönme noktasına l uzaklığı R. Kenin uzaklığı ise 2r'ydi. Bu durumda VK eşittir omegaları aynı olduğundan omega çarpı kenin uzaklığı 2r 2r olarak yazalım. Yine lerin hızına bakalım VL eşittir omegası yine omega aynı çünkü uzaklığımız r yazdım bunu. Bakın omega r'ye v diyecek olursam 2 omega r'ye 2v demem gerekiyor. Bu da kenin hızının L'nin hızından büyük olduğunu gösterir. Yani k'nin hızı l'nin hızının 2 katı imiş. Fakat yönler farklı ha. Neden? Çünkü l aşağı geliyor şu şekilde. K ise bu anda yukarı diyor. Çünkü bak bir anlık görünümü sorduğu için bu andaki hızların yönleri. L'nin aşağı doğru hızı V iken K'nin de yukarı doğru hızı 2V. Bu durumda yönler ters olduğundan başa bir eksi atılırsa bu iş çözülür. Ama üzerlerine de oklar olmalı. Çünkü vektörel büyüklükler bu durumda k l'nin iki katı. Ama başında bir eksi olmalı. Bunu da unutmayın. Cevap B olarak işaretlenir. Şekildeki noktasal cisim KP noktalar arasında T periyotlu basit harmonik hareket yapmaktadır. Noktalar eşit aralıklı olduğuna göre cisim K noktasından harekete Başladıktan kaç t süre sonra n noktasından ilk kez geçer diyor. Bakın kp arasında basit harmonik hareket yapıyor. Yani cismin k'den p gitmesi t bölü 2 sürede olmakta. Dönmesi de t bölü 2. k'den m'ye gitmesi ise yine t bölü 4 sürede gerçekleşmekte. Cisim k'den m'ye doğru giderken m'de hızı maksimum, k'de ise hızı sıfırdı. Hızı artacak. Haliyle LM arasını KL arasından daha kısa sürede alacaktır. LM arasını T'de, KL arasını 2T'de alıyor olsun. Bu durumda burası ne olur? KM arasını alma süresi T bölü 4'tü. Bu da 2T artı T'ye eşit oldu ki buradan T bölü 4 eşittir 3T ve yine T eşittir T bölü 12 oldu. Bakın bu durumda hemen LM arasını t bölü 12 sürede aldı. Bu durumda mn arasını da t bölü 12 sürede alıyor olması gerekiyor. kl arasını ise t bölü 12'nin iki katı olan t bölü 6 sürede alıyor olması gerekir. k'den n'ye bu durumda geçen zaman ne olmalı? Toplarım şu kırmızı yazdıklarımı. t bölü 6 artı t bölü 12 artı t bölü 12. Buradan devam edelim. Bakın T bölü 6 artı 2 tane var şundan. 2 tane varsa 2T bölü 12. Yine ne oldu buradan cevap? E, t bölü 6 artı T bölü 6. T bölü 6'dan 2 tane var. 2T bölü 6 cevap buradan T bölü 3 olmalı. Bunu da Adana'da buldum. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynaklarının ürettiği dalgaların oluşturduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre desendeki X, Y ve Z noktalarından hangileri dalga katarı üzerindedir diyor. Dalga katarı deyince aklımıza şu gelmeli. İki dalga tepesinin birleştiği nokta T artı T. Yani iki dalga tepesinin giriştiği nokta. Birleştiği değil de giriştiği nokta dememiz daha doğru olur. Tepe artı tepe veya çukur artı çukurun giriştiği yer. Burası dalga katarı olmalı. Peki düğüm çizgileri? Düğüm çizgileri ise tepe ve çukurun giriştiği yer. Hareketsiz noktalar. Dalga katarları ise hareketli noktalardır. Bu durumda bana dalga katarını sorduğu için tepe tepe ve çukur çukur olmam gerekiyor. Bakın x'ten başlayalım. x noktası k1'den tepe gelirken tepe K2'den buraya çukur gelmekte. Bakın kesikli bir çizgi geliyor. Buna çukur diyelim. Tepe artı çukur. Düğüm çizgisi oldu. Aradım cevap değilmiş bu. Benden dalga katarını istiyordu. X'i silmeli. E'yi ve A'yı silince. Yalnızca 3 seçenek kaldı elimde. Peki Y'ye gelelim. Y ise bakın. K1'den tepe. K2'den tepe gelmiş E'ye. Yani Y tepe artı tepenin giriştiği bir nokta. Bu da dalga katarı yani katar noktası olur. Burası Y noktası dalga katarı üzerindedir deriz. Z için bakalım bir de olaya. Z'de ise evet K1 kaynağından çukur gelirken K2'den de çukur gelmekte. Haliyle Z noktası çift çukur yani çukur artı çukur. Burası da dalga katarı olmalı. Dalga katarının olduğu noktalar Y ve Z'nin olduğu noktalar. Bu durumda cevap D'de D'yi de işaretleyelim birlikte. Şekildeki düzenekte yarıkların orta dikmesi üzerine yerleştirilen noktasal turuncu ışık diyor. Turuncu ışık kaynağı ile ışığın çift yarıkta girişimi gerçekleştiriliyormuş. Bu durumda merkezi aydınlık saçağın genişliği delta x olmakta. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa delta x artar. Ya çift yarıkta delta x'in formülü Delta X eşittir. Lambda L font yani yarıklar düzemi ve ekran arasındaki uzaklık L bölü yarıklar arası uzaklık D bölü şu aradaki ortamın kırıcılık indisi N şeklinde formülümüzü yazabiliriz. 1- Turuncu ışık yerine kırmızı ışık kullanma. Farklı renkte bir ışık kullanma ışığın dalga boyunu etkiler. Evet. Dalga boyunu şöyle sıralayabiliriz. Lambda kırmızı büyüktür lambda turuncu. Bu da büyüktür nokta nokta lambda mor şeklinde yazabiliriz. Kırmızının dalga boyu turuncununkinden büyükmüş. Turuncu ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa dalga boyu artar. Dalga boyu artarsa delta x artar. Amacımıza ulaştık. Bir doğruymuş. Yarıklar düzlemiyle ekran arasındaki L uzaklığını azaltma, L'yi azaltma diyor. Ya L'yi azaltırsan delta x azalırmış. Ama delta x'in artmasını istemiş. Bu durumda 2 aradım cevap olmadı. 3 Işık kaynağını ok yönündeki bir miktar hareket ettirerek yarıklar düzlemine yaklaştırma. Işık kaynağını yarıklar düzlemine yaklaştırırsam perde üzerindeki aydınlık saçakların sadece parlaklığı artar. Çünkü ışık kaynağının yarıklar düzlemine olan uzaklığı formülde bulunmamakta. Bu durumda ışık kaynağının yarıklar düzlemine yaklaşması ya da uzaklaşması delta x'i değiştirmeyecek. Delta x sabit kalacaktır. Sadece ışık kaynağının yaklaşması aydınlık saçakların parlaklığını artırırken uzaklaşması ise aydınlık saçakların parlaklığını azaltacaktır. Üçte aradığım cevap olmayınca cevabım yalnız bir Adana'da. K, L ve M noktasal tanecikleri sayfa düzenine dik dışarı yönde düzgün manyetik alanı bulunan bölgede V büyüklüğündeki hızla şekildeki bir harekete geçiriliyormuş. K pozitif, L negatif, M nötr olduğuna göre hangi parçacıklar saatin dönme yönünde dönecek şekilde çembersel hareket yapabilir. Manyetik alana giren nükle parçacıklara manyetik alan tarafından bir kuvvet etki eder ki bu kuvvetin yönünü sağ el kuralı ile buluruz. 4 parmak manyetik alanı gösterir B'yi. Baş parmak hızı gösterir tanecin hızını. Avuç içi ise artı yüklere etki eden manyetik kuvveti gösteriyor. Avuç dışı ise avuç dışı negatif yüklere etkiyen kuvveti gösterir. Hemen sağ elimizi bir tokat gibi tutmamız gerekiyor. Çünkü kuvvet uygulayacağız. Kuvvet de ancak tokat atarak uygulanabilir. Dört parmağımız ve baş parmağımız birbirleriyle 90 derece açı yapacak şekilde bir tokat gibi tutulmalı. Dört parmak ekranın dışına doğru. Bakın B ekranın dışına doğru. K için baş parmak hız ise ekranın sağına doğru olmalı. Bu durumda dört parmak ekranın dışına doğru. Baş parmak ekranın sağına doğruysa Avuç içi de aşağı doğru olur. K'ye etkiyen kuvvet ekranın aşağısına doğru olur. K cismi de F kuvveti K'ye sonradan etki ettiği için F'ye doğru sapmaya başlar. Yani şöyle saatin yönünde dönmeye başlar. O zaman K aradığım cevaplardan biri oldu. A, D ya da E cevabım olmalı. L tanecine uygulanan kuvveti bulalım. Sağ elimizi baş parmağımız ile dört parmağımız arasındaki açı 90 derece olacak şekilde tuttum iyice. Bu durumda L etken kuvveti bulalım. 4 parmak ekran dışını, baş parmak ekran aşağısını gösterirse negatif yük olduğundan negatif yüke avucumuzun dışıyla bir kuvvet uygularsam sağ taraf ekranın sağına doğru bir kuvvet uygulamış olduğunu görürüm. F sağa doğru oldu. F sonradan L cismine etkettiğinden L cismi F doğru sapacak saatin aksi yönünde. M cismi ise zaten nötrdü. Nötr cisme herhangi bir kuvvet etketmez. Çünkü F eşittir B çarpı Q çarpı V olarak ifade ediliyor. Manyetik alanda yüklü taneciye etken kuvvetin formülü bu. Bu durumda nötr ise Q eşittir 0. 0 yazarsam şuraya F eşittir B çarpı 0 çarpı V. Böylece F kuvveti 0 olur. Yani m'ye eden f kuvveti sıfırsa m de herhangi bir sapmaya uğramaz. Saat yönünde sapacak dönecek olan yalnız k cevap a'da. Birbirine paralel olan aynı boydaki k ve l tellerinden ik ve il şiddetinde elektrik akımları geçirildiğinde tellerin birbirlerine uyguladığı manyetik kuvvetler şekildeki bir fk ve FL oluyor. Teller üzerinde geçen akımlar aynı yönlü olmalı. İлке sağa doğru gidiyor olsun. Bu durumda ile de yani L telindeki akım da sağa doğru ilerler. Yani İK ve ile aynı yöndedir. Peki bunların arasında oluşan kuvvetler FK ve FL kuvvetleri neye bağlı? İki telin birbirlerine uzaklığı D'ydi. FK ve FL büyüklük olarak birbirlerine eşit. Fakat yönleri farklı. Bakın üçüncü öncülde KV'lerin büyükleri eşittir diyor. Evet büyükleri eşit fakat yönler farklı ki. Büyüklüğü şöyle ifade edelim. FK eşittir FL eşittir K çarpı 2 çarpı birinci telin akımı çarpı ikinci telin akımı bölü tellerin birbirine uzaklığı D çarpı tellerin boyu şeklinde yazabiliriz. Evet İK ve ile çarpım halinde olduğundan İKE ve ile akımlar için kesin bir şey söylenemez. Zaten kesinlik demiş, kesinlikle dediği için İKE ve ile çarpma halinde bakın FK ve FD'nin 4 olduğunu düşünelim. Bu FE'dir. F'ler de akımların çarpımıyla orantılı. Bakın dolayısıyla akımımız 4 çarpı 1 olabildiği gibi 4'e eşit olur çünkü. Yine akımlar 1 çarpı 4 olabilir. Yine 4 olmasın akımlar 2 çarpı 2 olabilir. Yani IK ileden büyük olabildiği gibi IK ileden küçük yine IK ileye eşit olabilir. Bu durumda IK ve ile için kesin bir şey söylemek mümkün gözükmüyor. 1 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek E'de E'yi de işaretledim. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla Sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.